arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle çocuklar için seccade yapacağız. Daha öncesinde bir erkek çocuğumuz için Yavuz ismini yaptığımız bir seccademiz var. Bugün de başka bir yavrumuz için seccade yapacağız. Bunun için rengarenk keçelerimiz var. Ben şöyle bir pomponlar aldım. Onlardan da kullanacağım. Biraz farklı olsun. Böyle hareket katsın diye. Makasımız var. Ve dikmek için iğne iplik, bir de yapıştırıcımız var. Arkadaşlar başlayalım. Ben seccademizin ana renklerinin pembe olmasına karar verdim. Siparişimiz de pembe üzerineydi ama ben iki renk düşündüm. Ayak kısmını koyu pembeden, üst kısmını da ince pembeden yapacağım. Öncelikle ismin yazılı olacağı Öncelikle isimlerin yazılı olacağı harf kısımlarını yapacağız. Harflerin de kalp şeklinde olmasını istediler. Rengarenk kalplerin içerisinde harfler yazacağız. Ya da kalplerin hepsi aynı renk olacak. Harfler farklı renkler olacak. Ona henüz karar vermedim. O zaman ona karar verene kadar gökkuşağından başlayalım. Bulutlarımız ve gökkuşağımız olacak. Şöyle beyaz keçemizin herhangi bir yerine bulutlar çizeceğiz. Eğer bulut şeklinde kalıbınız varsa ya da hazır bulut şeklinde keçeleriniz varsa onlardan da kullanabilirsiniz. Bunların büyüklüklerine kendim karar veriyorum arkadaşlar. Yani göz kararı da diyebiliriz. Baktığım zaman ya da bu şekli çizerken tamamdır, böyle olur diyorum yani. Soranlar var arkadaşlar. Instagram'dan ya da sosyal medyadan ulaşıp da soruyorlar. Onların da cevabı olsun bu şekilde. Uzun zamandır bu işle uğraştığım için oluyor galiba. Yani şimdiye kadar herhangi bir şikayet gelmedi. Aksine teşekkürler geliyor. Şimdi bulutun aynısından bir tane daha yapıyorum. İki tane bulutumuz hazır. Gökkuşağına karar verelim. Şimdi seccademizin alt kısmı koyu pembe olacak dedik. Şöyle düşünürsek, şu ortaya bir yere şöyle iki tane bulutun ortasına gökkuşağı yapacağız. Gökkuşağında renkleri bunlar iyi galiba.
Şöyle bir açık bir koyu sıralasak. Oldu gibi ya. Şimdi bu alt kısmı olsun. Şöyle bulutların ortasından düşünecek olursak, buraları da ortalarsak. Şuradan şuraya ortasında belirliyorum. Bunu cetvelde de yapabilirsiniz tabii ki. Ya da önce şöyle bir şekil mi yapsak? Birinci rengimiz hazır. Şimdi buna uygun, boyut olarak buna uygun devam edeceğiz. Önce bunu koyuyorum arkadaşlar. Ve buradan devam ediyorum. Şu ikisinin ölçüleri aynı olacak. Şurası ile şurası. Ben mesela bu şekilde yaptım ama siz daha kavisli de yapabilirsiniz. Hani ben böyle büyük bir alana yapacağım için böyle çok kavis vermek istemedim. Daha geniş olsun istedim. Sonradan yamuk yerleri varsa düzelteceğiz tabii. Thank you.
Evet arkadaşlar, gökkuşağımız bence bu kadar yeterli. Ben bunları fikir olsun diye paylaşıyorum. Aynı zamanda siparişlerimi de sizinle birlikte hazırlamak için paylaşıyorum. Yapmayı bilmeyenler için fikir olur. Yapmayı bilenler için fikir olur. Yapmayı bilmeyenler için de öğrenmiş olurlar. Şöyle seccademizin orta kısmını ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde üst kısmını yaptık. Ben cami ya da herhangi Kabe resmi vesaire istemiyorum. Siparişi veren kişi de istemedi. O yüzden buralarına şimdi böyle balonlarla, kalp şeklindeki balonlarla isim yazacağız. İsim yazan balonların renkli olup da harflerin sade tek bir renk olmasına karar verdim bunları yaparken. Şimdi gökkuşağında kullandığımız renklerden de kullanabiliriz. Farklı renkleriniz varsa farklı renkler de olabilir. Elinizdeki malzemeye göre yapabilirsiniz. Yeni alacaklar için de kendi tercihleri. Şimdi bunların hepsinden kalp şekli keseceğim. Bu kalbin ortasına harf girecek şekilde olmalı. Mesela önce herhangi bir harf çizsek. Şöyle bu harfi de içine alacak köşeyi çizelim biraz. Şu taraf çok güzel oldu. İkiye katlayarak kesiyorum ki her iki tarafı da eşit olsun. Sanırım böyle güzel oldu ya. Şimdi seçtiğimiz tüm renklerden bu ölçüde kalpler keseceğiz. Ama Ramazan da gelmişken çocuklarımızı böyle
namaza alıştırmak ya da sevdirmek için güzel zamanlar, güzel sebepler, bunları değerlendirmek adına böyle bir şey düşündüm. Bunu böyle koyup kesiyorum ben ama siz koyduktan sonra çizip de kesebilirsiniz yani. Benim elim bu şekilde alışmış. Üstüne koyuyorum, öyle kesiyorum. Siz şu şekilde de yapabilirsiniz. Hani zorluk oluyorsa. Hatta daha öncesinde bunu bir kartona kalıp olarak yapıp onu da kullanabilirsiniz. Böyle keçelerin üzerine koyup kalem ya da sabunla çizip o şekilde kalıp gibi de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, kızımızın ismi 6 harfli. Bir tane de koyu pembe yapacağım. Bir tane de mavi mi yapsam, sarı mı yapsam? Ya da mavi yapayım. Balonlar kalp şeklinde olsun dedi ama renklerini bana bıraktı. Seccadenin rengini de aynı şekilde pembe olsun dedi. Ama açık pembe, koyu pembe, iki renk, üç renk. Gerisini bana bıraktı. Ama bu sefer bir farklılık olarak seccadenin uçlarında, üst uçlarında pompon istediler. Evet arkadaşlar, şimdi bitirdik.
Şu sıralamayı yapalım. Bunlar bu şekilde dursun. Çok mu koyu oldu? Sanki böyle iyi gibi. Sanki yani. Şimdi alt harf olduğu için şu ikisini ortalıyoruz. Tabii bunların hepsini yapıştırırken tekrar düzelteceğiz. Birbirine çok yakın oldular. Gibi. Arkadaşlar şimdi bu balonların iplerini yapacağız ama iplerini keçeden değil, isterseniz normal ipten yapabilirsiniz. Hani örgü ördüğümüz iplerden yapabilirsiniz ya da kurdeleden yapabilirsiniz. Ben büyük ihtimalle kurdeleyi tercih edeceğim. Bunun harflerini yapacağız şimdi. Harflerini tek bir renk, beyaz ya da sarı olabilir mesela. Öyle bir renk yapacağım. Ve çiçekler yapacağız arkadaşlar. Ayak uçlarına da rengarenk çiçekler yapacağız. Önce şu pembeyi düzeltelim. Bu pembemiz de böyle ayak ucunda olacak. Bu tarafı daha güzel. Ve rengarenk bir seccademiz olacak arkadaşlar. Buralarına böyle ayak kısmına birkaç tane rengarenk çiçek yapacağız. Bir de tesbihlik yapacağız arkadaşlar. Şöyle şu köşeye tesbihlik istedim.
Daha sonra bunun tesbihini de yapacağız arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarsanız o videomuz geldiğinde de haberiniz olur. Şöyle tesbih kısmı, tesbihin üzerine de bir çiçek ya da kalp olabilir. Bir figür yapacağız. Sonra hepsini yapıştıracağız arkadaşlar. Şimdi harflerini de göstereyim. Diğer kısımlarını da ikinci bölümde yapalım. Şimdi kalbimiz buydu. Buna uygun. Şöyle düşünelim. Bu çerçevenin içerisinde bir kalp, kalbin içerisinde de harf. Yani dediğim gibi ben hep yani genelde kalıpsız çalıştığım için şu anda yapıyorum yani. Daha öncesinde bir şey yapmadım. Daha öncesinde çıkardığım kalıplar da zaten isteğe bağlı yaptığım için çoğu şeyi ürünlerde herkesin kalıbı birbirine uymuyor. Yani istekleri birbirine uymadığı için çoğu zaman ayrı ayrı kalıp çıkarmak zorunda kalıyorum. Hani elimde birkaç tane kalıp var ama şu an buna uymuyor açıkçası. O yüzden baştan yapacağım. Şimdi göz kararı bu çizdiğim harfi buraya oturtuyorum aslında böyle yaparak. Bir tane harfi yaptıktan sonra zaten gerisi gelecek arkadaşlar. Bunu biraz ortaya çizdik ama mecburen. Arkadaşlar bir de burada bunu belirteyim. Eğer kalemle çizerek yapıyorsanız, sonradan silme imkanınız olmayan bir kalemle çizim yapıyorsanız, harfleri o şekilde direkt keçeye çizerek yapıyorsanız, arkasına önüne dikkat edin. Mesela bu E harfi her iki taraftan da aynı, tamam sıkıntı yok. Ama ters çevirdiğinizde farklı olabilecek harfler yapıyorsanız, silinen bir kalemle ya da sabunla çalışmanız gerekir. Bunu da belirteyim. Şimdi bu harfimiz bence oldu. Diğerlerine de buna uygun aynı büyüklükte yapacağız. Önce harfimin enini ve boyunu belirliyorum. Sonra bu belirlediğim yerin içerisine harfimi çizeceğim. Ş harfi olduğu için
ve bu kalem belli olacağı için tersten çiziyorum arkadaşlar. İki tane V harfi yapacağım. Bu V'ye benzer. Hemen böyle ters çevirip A harfi, bir de L harfi yapacağım arkadaşlar. Harflerimizi yapalım. Ve bunu dikmeyi de sonra göstereyim. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, seccademize devam ediyoruz. Şimdi ben harfleri kestim. Harflerden sonra bu şekilde çiçekler kestim ve ortalarını yaptım. Tesbihlerin rengini farklı istediler. Onu değiştirdim. Bu bulutları da arkadaşlar, şu bulutlar vardı. Ve bunların yanlarından gökkuşağı çıktığı için tamamen kapalı olmasını istediler. Yani gökkuşağının kenarlarının gözükmemesini istediler. O yüzden bulutları da değiştirdim. Şimdi seccademizin ayak kısmını yapacağız. Bir de şöyle bir kurdelem var. Yeşil renkte. Bu balonların uçlarından bu şekilde ipler yapacağım. Daha önce de söylediğim gibi bunu keçeden de yapabilirsiniz. Ya da normal örgü iplerinden de yapabilirsiniz. Evinizde farklı şeyler varsa onları da kullanabilirsiniz. Benim böyle bir kurdelem var ve yeşil. Onu da kullanmak istedim. Şimdi arkadaşlar ayak kısmımız şu şekilde olacak. Ayak kısmımızın köşesine, şu köşesine tesbihliğini koyacağız. Şöyle dikeceğim arkadaşlar. Bu çiçeği de üstüne dikebilirsiniz ya da yapıştırabilirsiniz. Üç tarafından dikeceğiz. Buradan tesbihini koyacak. Daha sonra tesbihini de yapacağız bir videomuzda. Bu ayak kısmında da çimen yapacağım. Onu göstereyim. Şöyle açık yeşilimizden sabunla çizelim. Böyle isterseniz dümdüz oval şekilde de çizebilirsiniz. Böyle bir köşeden bir köşeye. Oval olacak şekilde de çizebilirsiniz. Ya da böyle bulutların kenarı gibi çimenleri bu şekilde de çizebilirsiniz. Bir bu yeşilden yapacağım. Bir de bu yeşilden ya da şu kalbi yaptığım koyu yeşilden yapacağım. Hemen onları kesip geleyim arkadaşlar. Evet, iki tane yeşilimizi bu şekilde kestim. Tabii ki bu size kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle kesebilirsiniz. Bunların üzerine çiçeklerini yerleştireceğim. İstediğim herhangi şekilde.
varlığı da buralarda bir yerlerdedir. Arkadaşlar, bakın. Seccademizin alt kısmı da böyle oluyor. Üst kısmında şimdi şunu belirteyim. Bu orta kısmını isterseniz yapıştırabilirsiniz silikonla, isterseniz de dikebilirsiniz. Bunu bu şekilde buraya birleştirdikten sonra böyle balonlar gelecek. Pardon, balonların sapı gelecek, ipleri. Buraya herhangi bir şey de yapabilirsiniz. Ve pomponlarımız vardı. Şöyle mümkün olduğunca her tarafını görebilmeniz için. Rengarenk pomponlarımız vardı arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Seccademin üst kısmını buradan, yani göz kararı seçiyorum bunları, aklınızda olsun. Buradan böyle, yani böyle dikdörtgen de kalabilir. Ya da şöyle oval gelecek şekilde kesip şurayı da üçgen birleştirebiliriz. Aynı şekilde diğer tarafı da. Görebiliyorsunuzdur inşallah. Bu kısımlarına da şöyle aralıklı olarak ya da ara vermeden de olabilir. Rengarenk pomponlarımı dikeceğim. Uç kısımlarına dikeceğim arkadaşlar. Seccademin son halini yine paylaşacağım sizlerle. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bunların hepsini silikonla yapıştıracağım. Ve seccademiz bitmiş olacak.